Günaydınlar arkadaşlar. Yeni bir vloguma hoş geldiniz. Bugün cuma, saat şu an 2'ye geliyor ve ben aslında saat 11.30'da kalktım ama bayağı bir dizi izledim. Sonra böyle öldüren insanların şeylerini izledim falan derken böyle hani anlatıyor ya bir kız. Bilmiyorum tanıyor musunuz Lucy diye. Lucia Leona diye. Onun YouTube videolarını izledim ve postacı abimiz geldi demin ve bana çok güzel bir paket getirdi. Hep beraber açalım onu. Ve şöyle tam kışa layık böyle pamuk, böyle zeytin ağacı gibi pampas çok güzel arkadaşlar. Şimdi bunu çıkarayım güzelce. Arkadaşlar çok güzel oldu. Tam da kesmişim. Şimdi size içeri göstereyim. İçeri koyup da çok güzel oldu gerçekten. Ve güzelim çiçek buketi. Arkadaşlar ben böyle şeyleri çok seviyorum. Görüyor musunuz pamuğu? Pamukçuk. Şöyle size göstereyim. Sonra şurada pampas. Harika vallahi çok sevdim ben bunu. Arkadaşlar ben yemeğimi yedim. Yemek yediysem şey yedim ya. Dünden kalan mısırlı pilavı yoğurtladım da. Çünkü patlıcanım bir şey istemiyordu. Bu arada saat 2.30. Saat 4'te kuzenim almaya gelecek beni. Beraber Köln'e veya istediğimiz yere gideriz bakalım. O yüzden şimdi ben gidip dişlerimi fırçalayacağım. Ve beraber hazırlanalım diye düşündüm. Bugün de beraber makyaj yapalım diye düşündüm. Nasıl görüyorsunuz? Sizce iyi mi? Bakalım. Birazdan eğer canım isterse size makyajımı gösteririm nasıl yapıldığını. Hey.
Arkadaşlar, makyajımı da şimdi bitirdim gördüğünüz üzere. Böyle bir gündelik makyaj oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Arkadaşlar, ben hazırlandım. Parfüm sıktım yani. Bunlara bakmaya ama gider birazdan. Ve bugün böyle biraz değişik oldum gördüğünüz üzere. Şu kaza giyip giymemekle kararsızdım. Daha hala kararsızım. Birazdan bakacağım. Size hatta Ay'a da göstereyim. Hemen şöyle. Gördüğünüz üzere, evet, böyle giyindim bugün de gerçekten şunu çıkaracağım gibi fazla beğenmedim. Bir çıkarayım. Evet, çıkardım fakat böyle sanki bir şey eksik gibi. Sizce de öyle değil mi? Hemen şöyle, evet, böyle sanki bir şey eksik gibi değil mi sizce de? Bilemedim şimdi. Her neyse, birazdan bakarım. Böyleyim. Arkadaşlar, son olarak böyle giyindim. Şöyle zaten soğuk hava biliyorsunuz. Bence iyi oldu. Ben beğendim. Hadi ben oturayım şimdi ve kuzenimi bekleyeyim. Arkadaşlar, kuzenimi beklerken şöyle kendime bol köpüklü bir kahve yaptım. Bunu içeyim sıcak sıcak. Saat şu an zaten 15:46. Arkadaşlar, biz Sento'da buluşacağız kuzenimle. O yüzden şimdi ben gideyim, şimdiden gideyim, biraz böyle geze koyayım. O oraya gelecek çünkü arabasının tekerleklerini değiştirmesi lazımmış. Evet, şimdi ben daha fazla konuşmadan yola çıkayım. Bu arada saat 4. Sizce şu an yola çıkmak mantıklı mı? Evet, ben arabaya geldim. Arabayı çalıştırdım. Kaloriferi az çalıştırdım ki ısınayım. Sizi şöyle koyayım. Bu arada çok sıcakmış burası. Kemerimi bağlayayım. Yola hazır olalım. Biraz araba dediğim gibi çalışsın yine. Ondan sonra çıkalım. Evet. Ay. Ay, bayağı soğuk hava. Ama güzel. Bu arada benim vloglarımı böyle gündelik yapmama beğeniyor musunuz? Yoksa çok mu şey aynı geliyor size? Bakın, sizin için her gün değişik şeyler yapmaya çalışıyorum yani, lütfen. Evet, ben şimdi 10 dakika park arayış sonrasında bir tane park yeri buldum. Şükür böyle önlerden park ediyorum ki fazla yürümeyeyim de, biliyorsunuz ben hiç sevmiyorum öyle fazla şey yapmayı. Evet, ben şimdi ineyim ve Sento'ya gireyim. Sento'da çekebilirsem çekeceğim arkadaşlar. İnşallah çekmeyi düşünüyorum. Böyle gezerken ederken.
arkadaşlar, biz şimdi kuzenim ile göstereyim birazdan. Alex'e geldik. Burada kahve, şurada yiyip içeceğiz. Ve şu an kendisi geliyor. Gözükmek istiyor musun? He? Gel. Bu da benim kuzenim. Hasi benim torunum. Ben Urkan'ın... Hashtag onu yazar. Var ya, gerçi birazdan story'e koyacağım. Hasi benim torunu ile Urkan'ın torunu buluştu diye. Gerçekten ha, yapacağım bunu. Evet, latim geldi arkadaşlar. Biliyorsunuz en sevdiğim kahve. Şu an kübüşte... Utandı yavrum, utanma. Hasibe'nin torunu. Tamam, çektim. Arkadaşlar şu kahveye bakın, bozabilirsin. Ha, bu gitti. Mahvettin kalbimi, kırdın kalbimi. Evet, şimdi Red Bull'umuzu da aldık. Bize afiyet olsun. Arkadaşlar saat şu an 10.30. Ben kuzenimle ayrıldım. O kendi arabası evine gidecek. Ben kendi evime gideceğim. Arkadaşlar o kadar mı insan konuşuyor? O kadar mı böyle şey olur ya? Çok seviyorum kendisini. Aynıyız zaten. Kendisi bu arada İstanbul'da okuduğu için fazla görüşemiyorduk. Ama o gelmişken görüşelim dedik. Haftaya da inşallah görüşmeyi planlıyoruz o gitmeden. Çünkü birkaç haftaya gidiyor. Kendisini çok seviyorum. Böyle insan konuştukça konuşurası geliyor. Hele bir de aile olunca o ortak noktalar oluyor. Evet, şimdi ben eve gideyim. 10 dakikaya evdeyim inşallah. Arabayı yine biraz çalıştıralım. Biliyorsunuz çalıştıralım hep böyle. Evet, gerçekten zaman nasıl geçtiğini hiç bilmiyorum ya. Çok güzeldi. Böyle çok mutluyum şu an çünkü kendime bir şey katabileceğim bir insan. Böyle beraber kitapları okumayı severiz. Hatta kitap yazarları böyle beraber seviyoruz. Hani aynı ortak kitap yazar sevdiklerimiz var. Öyle yani. Arkadaşlar ben eve geldim ve şimdi eve gidip size eşime ve kendime tağda neler aldım onları göstereyim. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, ben eve geldim ve size şimdi tağda neler aldım onları göstereyim. İlk önce eşimin eşyalarıyla başlayayım. Gökhan, verir misin bir? İyi. Danke. Evet, kendimi düşündüğüm kadar eşimi de düşündüm. İlk onu düşündüm. Şöyle çok güzel pantolon. Arkadaşlar şöyle, eğer eşiniz sizin de varsa veya herhangi bir babanız falan. Şu malı çok güzel. Bir de desenine aşık oldum. Böyle tam kışlık. Hatta yazın bile giyebilir. Çok güzel. Hele bir de şöyle gumi olması da çok iyi arkadaşlar arkası. Böyle hani kumaş pantolon. Çok rahat bence. Ve onun lacivertini aldım. Böyle koyu lacivert. Bir çizgili, böyle gri çizgili. Çok güzel, görüyorsunuz. Bunlar teki 30 euro. Çok güzel. Gök Bey, birazdan giy bunları, dene. Böyle cebli falan. Çok güzel arkadaşlar. Yani kaşka çok güzel dedim. Bakın. Arıyorsanız sizde. Hatta orada çok güzel gömlekler vardı ama maalesef M bedenim yoktu. Yoksa onlardan alacaktım. Evet, şimdi kendimkine gelelim. Aslında hiç indirim bulamam ama arkadaşlar kendime bir tane ürün aldım indirimde. Şu kareli. Yani kareli dediysem bu en ördek ayak formu oluyor ya şöyle. Bu mesela 20 euro'dan %40 ile 11 oraya geldi. Çok güzel, böyle bordo siyahlı. Bir de ama bunun bir de bir tane daha var. Bu kareli. Ama lakin bu 20 euro. Ucuzluk yoktu ve şurada yeşil düğmeli. Çok hoşuma gitti. Gördüğünüz üzere. Çok güzel. Daha sonra şöyle yeşil gömlek. Bayağı bir büyük aldım. Böyle oversize gelsin diye. Bir de beijine. Acayip güzeller. Love it. Evet, bunları böyle aldım. Eşim çok beğendi. Giyecek birazdan. İnşallah olur ama olur diye. Ha, bir de şunu aldım. Şey, seyahat boyu. Biliyorsunuz benim parfümüm. Sadece okula giderken falan götürmek iyi olur diye düşündüm şöyle. Ama bu roll-on'muş ya. Üf. Neyse. Böyle tubaloz biliyorsunuz. Çok pahalı o zaman 4 euro ya. Bak, bunu beğenmedim. İlk defa aldıydım. Hep büyüktü normalde benim. Evet. Bu da benim haul'umdu arkadaşlar. Küçük bir haul. Evet. Şimdi arkadaşlar, umarım bu vlog uzun olmuştur. Geç böyle beraber makyaj yaptığımız video da çektim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bugünün vlogu da burada bitsin istiyorum. Bayağı kafam ağrıyor şu an. Çünkü çok sesliydi kafe. Ama demek ki içten içe ses girmiş kafama. Hiç beni o an şey yapmamıştı. Hani rahatsız etmemişti. Evet, gelince böyle sessiz olunca bayağı bir hoşuma gitti şu an.
Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım yarınki vlogumda görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.